Sadece Şia'ya has bir değer olmadığını bütün insanlık alemi bilmelidir. Ehli sünnetin de, Şia'nın da, hatta gayrimüslim olan müvehhid, Allah inancına sahip olan Hristiyan'ın aynı şekilde Yahudinin de üzerinde durması gereken bir mektedir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'sı olmasaydı, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki o özverisi, o fedakarlığı olmasaydı, tevhid, ehli insanlar tevhid anlayışına sahip olamazdılar. Allahümme selle ala Muhammed, Ali Muhammed, Racil Muhammed. Bekası kıyamete kadar kalıcılığı hasebiyle bu dinin adı Hüseyin'i dinidir. Kerbela'da Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam canını feda etti. Her şeyini feda etti uğruna, insani değerler uğruna o büyük kurban kurban oldu. Elinde ne var idiyse feda etti, ihlas tabağına koydu. 6 aylık yavrusuna kadar feda etti. Kerbela'da öyle bir destan yazıldı, eşi benzeri olmayan bir destan. İmam Rıza Aleyhisselam Konya'ya işaret ederken buyuruyor, öyle kişi Habib'i öldürdüler. Var mıdır Habib misali? Züheyr'i öldürdüler. Ali Ekber'i öldürdüler, Basım'ı öldürdüler. Ve Kur'an'ın tabiriyle zikre azam olan Hüseyin'i öldürdüler. O Hüseyin'i ki bütün peygamberlerin dinde vardı Hatem'e kadar. Bütün masum imamların dininde vardı. Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'ın zikri namı, arşın ziynetiydi. Peygamberimiz bir defasında Hüseyin geldiğinde Hazreti Hüseyin'e hitaben diyor ki, ey yerin göklerin ziyneti Hüseyin, merhaban, hoş geldin. Ashabtan bir Hüseyin adı arşta, arşın sağ kenarında şöyle yazılırdı. Altın yazısıyla şöyle yazılırdı. İnnel Hüseyin'e misbahul huda ve safinetun necat. Hüseyin hidayet meşalesidir ve kurtuluş gemisidir. Seyyid-i Şahadan'ın musibeti musibetlerin üzerinde. Kederli bir farktır. Susuz şehit olan, etşan, garip şehit olan, garip, mazlum şehit olan, mazlum, mazlumların mazlumu, Seyyid-i Şuhada, şehitlerin efendisi, Seyyid-i Ehrar, hür insanların efendisi, Allah'ın rahmet kapısı, Seyyid-i Şuhada, Abdullah Hüseyin Aleyhisselam mazlumiyeti itibariyle en mazlum. İmam Rıza'nın sözü doğrultusunda ağlarken öyleyse böyle bir mazluma gözler ağlamalıdır. Ey dostlar, gözünüze yalvarın, Hüseyin'ime ağlasın. Zehra-i Etharen isteyin. Ama bununla birlikte Kerbela bir mekteptir. Kerbela'da okunacak dersler vardır, alınacak dersler vardır. Herkesin alacağı dersler vardır Kerbela'da. 23 yılda inen Kur'an-ı Kerim'i Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam 6 aylık yavrusuyla, yarenleriyle birlikte kısa bir gün içerisinde tefsir etti. Şirkenen Ağa müfessirlerden bahsetti. Kur'an müfessir olmaz, müfessirsiz olmaz. Seyyid-i Şuhada pratik olarak, ameli olarak Kur'an-ı Kerim'i, 23 yılda nazil olan Kur'an'ı kısa bir zaman diliminde amelen tarif etti. Sadakatin anlama geldiğini tarif etti. Şecaatin anlama geldiğini tarif etti. Hak uğruna ne yapılması gerektiğini tarif etti. Din tehlikede ise neler yapılması gerektiğini ortaya koydu. Seyyid-i Şuhada hidayetin ne anlama geldiğini tarif etti.
tarif etti. Seyyid-ül Şehada insanlığın ne anlama geldiğini tarif etti. Münacatın ne anlama geldiğini, duayı tarif etti, dini tarif etti, insanlığı tarif etti. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da. Bundan dolayı Hazreti Hüseyin Aleyhisselam hidayet, meşaresi kurtuluş gemisidir derken ağlamayla birlikte o ağlama Hüseyin'in mektebinin öğrencisi olmaya da vesile olmalıdır. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı her ağlayan göz sahibi rehber edinmelidir. Hüseyin nasıl yaşıyordu ben de öyle yaşamalıyım. Hüseyin'in duruş öyleyse esastır. Kerbela'da Hazreti Hüseyin Aleyhisselam yarenleriyle birlikte kan verdiler, mücadele ettiler. Sonrasında ise yeni bir sayfa onun devamını getirecek bir süreç başladı. Yani Kerbela, Kerbela'da akan kanların mesajı insanlık alemine iletilmeliydi. Şehir şehir, diyar diyar Kerbela anlatılmalıydı. Kerbela'nın mesajını anlatan ise Zeynep-i Kübra selamullahi aleyha, İmam-ı Zeynel Abidin aleyhisselam emriyle Zeynep-i Kübra oldu. Zeynep-i Kübra ile birlikte esaret dönemindeki o vekalı, iffetli hanımlar oldu, çocuklar oldu. Rıza şair diyor, eğer Kerbela'da Zeynep olmasaydı, Kerbela Kerbela'da kalırdı. Hüseyin'in kanının elçiliğini yapan bir fedakar anne de dikkatimizi çekmektedir. Nerede Hüseyin adı anılıyorsa, hemen yanında Zeynep-i Kübra'nın adı da anılmaktadır. Zeynep-i Kübra, esaret dönemindeki Zeynep-i Kübra'nın üstlenmiş olduğu misyon, en güzel şekilde ifa ettiği bir misyon. Ve bugün biz Kerbela'dan bahsedebiliyorsak, bunu biz Kerbela'ya, Hüseyin'e, yarenlerine medyumuz ve sonrasında ise mahzun, kederli ama vazifesinin farkında olan Zeynep ve Hüseyin'e, Ali Muhammed'in asırlarına, asır düşen o pak müsibet zedelere, şehit annelerine, şehit bacılarına, kardeşlerine biz medyumuz. Allah'ım, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın mektebini anlamayı, Hazreti Hüseyin'in o hür insanların efendisi olan, Seyyidül Ahrar olan, hür insanların efendisi olan Hazreti Hüseyin'in mektebiyle hürriyet kazanmayı bütün insanlık alemine, ülke halkı, bizlerle birlikte ya Rabbel alemi nasip eyle. Allah'ım, Seyyid-i Şehada Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'ın meclisinde Lebbeyke ya Hüseyin nidalarıyla biz Hüseyin'i olmayı hedeflediğimizi bildirmekteyiz. Allah'ım bu yolda sadakati, Allah'ım bu yolda sebatı bize, nesillerimize ya Rabbel alemi nasip eyle. Seyyid-i Şehada her derdin dermanıdır. Seyyid-i Şehada Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam öyle bir makama sahiptir. Masum imamlar bile tavsiyelere gidin Kerbela'ya, Kerbela'da hacetlerinizin kabulluğunu arayın. Naklederler 10. imamımız İmam-ı Hadi Aleyhisselam hastalanmıştır. Birilerini Kerbela'ya gönderiyor ve buyuruyor, gidin Cebbi Hüseyin'in Kerbela'sında kabrinin kenarında, kubbenin altında bana dua edin. Benim şifam için dua edin. Diyorlar ya Resulullah, sen masumsun. Sen Allah'ın hüccetisin. Senin duan kabuldur. Neden Kerbela? Neden Hüseyin'in türbesi? İmam Hadi Aleyhisselam buyuruyor, Cebbi Hüseyin'in konumu bir başkadır. Cedde Hüseyin'in konumu bir başkadır. Lisa, Seyyid-i Şehada Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'ın kubbesinin altı, haremin, duaların kabulluğunu
bir mekan olmuştur. Biri gelip diyor ki, Ağacan, Yemre Resulullah, İmam-ı Rıza, ben bir inanca sahibim ama haya ediyorum, utanıyorum inancımı açmaya, düşüncemi ifa etmeye. Nedir düşüncem, inancın nedir? Hangi bir inancı akideye sahipsin? Diyor ki Yemre Resulullah, ben canım kadar, canımdan daha çok sizlerin her birinizi seviyorum. Canımdan evladır peygamber bana, canımdan evladır Zehra bana, canımdan evladır ağır basıyor. Yüreğimde Hüseyin'in sevgisi sanki biraz farklıdır. Diyor İmam Rıza Aleyhisselam gözyaşı akıttı. Ve cevabında şöyle buyurdu, biz de Hüseyin'iyiz. Biz de Hüseyin'i çok seviyoruz. Allah'ım meclis Hüseyin meclisi. Gönlümüz isterdi bugün Kerbela'da olan, orada İmam-ı Zaman Ağa'ya tasfiyet arz edek, orada dostlara tasfiyet arz edek. Ama geldik, toplandık. Ağamız İmam-ı Zaman'ın adıyla ziynetlenen, süslenen Mehdiye Camisi'ne. Mehdiye Camisi'nde bir araya gelerek, bacılar bir araya gelerek, kardeşler, alimlerimiz, seyitlerimiz de bir araya gelerek birbirine tasfiyet arz etmeye geldiler. Allah'ım bu azayı, bu matemi cümlemizden kabul eyle. Amin. Allah'ım bu aza, bu meclis, bu sineler, okunan sineler hürmetine, akan gözyaşları hürmetine. Allah'ım sahibimiz, Mevlamız, gönlümüzün sultanı, yeryüzünü nurla, gelişiyle münevver edecek İmam-ı Zaman Ağamızın zuhurunu yarabbi alemin çapla eyle. Allah'ım bacılarımıza Zeynep'i duruşa sahip olmayı lütfen. Allah'ım kardeşlerimize Hüseyin'in duruşa sahip olmayı nasip eyle. Allah'ım bizleri Hüseyin'i davaya sahip çıkan dostlarından, kullarından karar kıl. Allah'ım bizler nesillerimize Muhammed-u Ali Muhammed velayetine sahip çıkmayı lütfeyle. Allah'ım azgın nefsimizle mücadele edip Hüseyin'i duruşa sahip olmayı ya Rabbel alemin cümlemize nasip. Allah'ım zamanın imamını tanımayı, zamanımızın imamına lebbek demeyi ya Rabbel alemin cümlemize nasip eyle. Allah'ım gaybet döneminde zamanın rehberlerine lebbek diyebilmeyi cümlemize nasip eyle. Allah'ım zamanın rehberlerini, müştehitlerini tanımayanlar dalalet, şaşkınlık içerisindedirler. Allah'ım rehberini bilen, müştehidini bilen dostlardan cümlemizi ya Rabbel alemin karar kıl. Allah'ım bizler rehberler, müşehitler derken bu vasıtayla lebbeyke ya Mehdi demekteyiz. Allah'ım bu yolda sebatı cümlemize nasip eyle. Üç defa zamanımızın imamı olan, zamanımızın imamı olan peygamberlerin, imamlarımızın vasisi olan, Allah'ın biricik hücceti olan İmam-ı Mehdi'ye hitaben onun şahsında Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'a lebbek demekteyiz. Üç defa sıkkı niyetle, samimiyetle ahdinizi yenilemek üzere lebbeke ya